kadar çok konuşmak istediğim şey var ki, o kadar dertliyim ki. Yalnız annelerin çocuklarıyla biz yetebilir miyiz çocuklarımıza? Hem anne hem baba olan anneler için söylüyorum. O çabayı çok iyi görüyor. Şimdi Demet Akalın şey diyor. Hira dedi 7000 lira ödedi. Tıkır 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 tıkır. Niye ödedi? TikTok. Davranışlarını, fiziksel özelliklerini oraya göre şekillendirecek. Ne kadar vereceğiz çocuğa telefonu veya iPad'i? Yani 6 yaşına kadar 20 dakika, maksimum yarım saat. Herkese merhabalar efendim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Çok da değerli bir konum var. Uzman psikolog Ceylan Hanım. Ceylan Şengül. Evet. Yani şu çocuklarımızın sosyal medyadan uzak kalması, iPad bağımlılığı olmaması, TikTok'a girmemesi için neler yapmalıyız diyeceğim. Ama öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Çok teşekkürler. Çocuk var mı? Yok. Olunca da acaba nasıl engelleyeceksiniz? Göreceğiz sizi. Evet, bu da hep soruluyor. Hani bazen söylenir ya, terzi kendi yamağını dikemez mi? Ama bu tabii ki biraz daha bilgiler, tecrübeler, tabii, bir tık daha belki farkındalığı yüksek bir şekilde bir çocuk yetiştirebiliriz diyebiliriz. Ama muhakkak ki hata hepimizde olacaktır. Hepimizde olacak tabii. Ama şimdi geçen haftalarda Demet Akalın bir açıklama yaptı. Durup dururken çıktı gene şeye, Instagram'a. Dedi ki Hira dedi 7000 lira ödedi. Tıkır 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 tıkır. Neye ödedi? TikTok. Bir tane TikToker diyor ki işte bana çiçek yollayın, böcek yollayın. Benim çok anlamadığım şeyler. Ve Hira da kredi kartı tanımlı olduğu için herhalde bir 7000 TL para ödüyor. Ama asıl olay TikToker'a 7000 lira ödemesinden ziyade küçük yaşta çocuklarımızın TikTok'ta bu kadar vakit geçirmesi. Evet. Like almayınca ağlaması. Ne diyorsunuz bu konularla şimdi ilgili? Şimdi ilk önce burada çocuğun elinde o kadar uzun süre telefon niçin var? Anne baba nerede ya da neden müdahale edilmiyor? Hadi onu geçtik. Çocuk TikTok dışında, işte sanal alem dışında nasıl bir vakit geçiriyor? Yani hiçbir çocuk aslında baktığımızda o telefona bağımlı olmaz. Hani dedik ya temeline. Temeli aslında ilgisizlik ve zaman kısıtlılığı. Kesinlikle doğru. Zaman olmayınca çocuklar da en kısa yoldan ne yapıyor? Telefona gidiyor. Susturucu gibi, elektronik susturucu gibi. Anneler babalar için de öyle. Yani çocukla o oyun oynama zamanını ayıramayınca, zaman ayırıp fırsat veremeyince en kolayına kaçıyor. Telefonu eline veriyor. Telefona elini verdikçe de çocuğun tabii müdahale de etmiyorsa nerelere girdiğini göremiyor. Oradan da birçok şeylere girip çıkabiliyor. Zararlı şeyler de görüyor. Tabii. Baktığımızda sosyalleşmesine de fayda sağlıyor. Bir anlamda. Şimdi biz tamamen uzak, teknolojiden uzak bir çocuk yetiştirmek de doğru değil. Ama doğru kullanması gerekiyor. Onu soracağım. Ne kadar vereceğiz çocuğa telefonu veya iPad'i? Evet. Bunun bir sınırlaması şöyle, olması lazım. Aslında 3 yaşından önce vermemek gerekiyor. Tabii. Verdiğimizde şöyle oluyor. Bazen otistik belirtiler görebiliyoruz. Yani çocuk aslında yaygın gelişimsel bir bozukluğu olmasa da göz kontağı kuramıyor, konuşması geriliyor, empati yapamıyor, duygusal olarak bir samimiyet kuramıyor. Yani duygusal bir küntlük oluyor. Yani ifadesizlik oluyor. Ve bize geldiklerinde de baktığımızda çocuk aslında uyaran eksikliğinden, yani ilgi yok, nesne yok ve çocukta ciddi bir gelişimsel bir gerilik gözlemleyebiliyoruz. Tamamen neyin etkisi? Aşırı dozda teknolojiye maruz kalmanın etkisi. Ay. Yani ama sana bir şey söyleyeyim mi Ceylan'cığım? Demin Ceylan Hanım derken şimdi kendimi yakın hissettim ya sosyal medyadan bahsedince. Ceylan'cığım hangi anne yapmayacağım dese de her anne maalesef bir iPad'e, bir telefona düşüyor. Ben mesela Eymen benle 6 yaşında şu an pazarlık yapıyor. Anne yemek yersem iPad'imi alırım ama bak. Yemek yerken iPad istiyorum. Ben iPad'i yasaklayan kötü annelerden oldum. Neden kötü anne? Öncelikle alıştırmamam lazımdı ama arkadaşlarına görünce istiyor çocuk. Godox mu, Odox mu bir oyun oynuyorlar, canlı birlikte oynuyorlar. Evet, başladı değil mi? Evet, Godox. Evet, şiddet oyunu mu? Tam içeriğini bilmiyorum ama en çok Brawl Stars'lar, PUBG'ler şu anda trend. Değil, böyle Rodox'ta böyle gidiyor, paytak paytak yürüyen bir adam var. Gidiyor ev yapıyor, oradan işte köpek alıyorlar, bir şeyler falan filan ama online oynuyor. Arkadaş evet, arkadaşıyla da oynuyor. İşte sanal arkadaşlık oluyor. Hiç tanımadığı kişilerle de aslında riskli bir durum. Aynen. Çünkü orada siber zorbalığa da maruz kalabiliyor. Tanımadığı kişilerde... Yok, benim tanıdıklarıyla oynuyor. Ha, ama olmayanlar da var. Doğru. Siz daha bilinçlisiniz. Doğru. Ama var, yani siber zorbalığa uğrayan çocuklar da var. Hiç tanımadığı pedofili insanlar da karşısına tabii, çıkabilir. Allah korusun. Sonrasında o sohbet başka noktalara da gidebiliyor. Zaten en sıkıntılı olan kısmı da bu. Peki nasıl anneler babalar bunu engelleyecek, yani önüne geçecek? Başlarında mı olmamız gerekiyor? Aslında o da değil. Çocuğun bir şekilde öz denetim de alınması lazım. Yani bazen de şey oluyor, işte saat doldu, bir saatim var, pat, anne baba elinden çekiyor. Heh, bu yanlış mı? Çok yanlış. Yani orada zaten çocuğun bir iradesinin de gelişmesini desteklemek lazım. Öyle olunca irade de gelişmiyor. Yani zoraki ve koşullu öğrenmiş oluyor. Şey dediniz diyorum, ya Eymen'de, yemek yersem onu yapacağım. İşte öyle diyor. Koşullu. Ama mesela bana diyor ki anneciğim diyor, ben diyorum daha doğrusu,
Eymen diyorum, sen ver anneciğim diyorum. Ben almak istemiyorum, sen ver bana diyorum. Hı-hı. Ondan sonrası mesela kendi veriyor çoğu zaman. Hı-hı. Onu mu yapmak lazım? Tabii, yaptım, tabii. Yanlış yani mı? Şöyle ufak esneklikler olabilir. Özellikle şu pandemi sürecinde bir tık böyle ufak esnekliklerin olmasında fayda var. Ama hani normal koşullarda bir çocuğun 4-5 saat internette oyunla sanal alemde geçiyorsa çok ciddi bir sinyal var ve çok ciddi bir sıkıntı var. Ama Eymen 6 yaşında dediniz. 6 yaşında. 1 saat maksimum. Bir saat olmasında bir sıkıntı yok. Peki yaş yaşla gidelim aslında. Şimdi anneler, hı-hı, çocukları olan, hı-hı, ebeveynler, tabii, yine, tabii, soracaktır. Mesela çocuk 3 yaşından evvel, hı-hı, iPad, telefon, tabii, verilmemeli. Verilmemeli. Evet, verildikten sonra da en fazla 15 dakika, 20 dakika 3 yaşından sonra. 3 yaşından sonra. Evet. Kaç yaşına kadar? Yani 6 yaşına kadar 20 dakika, maksimum yarım saat şeklinde. 6 yaşından sonra o yarım saat 45 dakika, maksimum 1 saatlere kadar çıkabilir. Sonra? Sonra yaş ilerledikçe tabii o biraz da 15-20 dakika artıyor. Bir de baktığımızda nasıl engelleyemiyorsunuz artık, o öz denetimini kendi eline alıyor. Şimdiki çocukları zaten bir şey diretemeyiz de. Çok fena oluyor. Ya çünkü, evet, diyorlar ki sen bana karışamazsın. Evet, benimkisi evi terk etmekle geçen tesis. Bavulumu alıp anneanneme giderim dedi. Git dedim, gideceksen. Evet. Böyle tartışmalarımız yani oluyor. Yani o da çok değişti. Çocukların tutumu da çok değişti. Yani şöyle bir durum da var aslında orada bakarsak. Kuşak da çok değişti. Bir dönem baskılarla ebeveyn tutumları daha katıydı. Evet. Anneler babalar her şey daha çok kısıtlı, sınırlı, izin yoktu. Yani şimdi o kuşak çocuklarına aslında daha esneklik vererek büyütmeye başladı. O da çocuklar tarafından bazen kötüye kullanılabiliyor. Yani her konuda anne baba serbest bırakıyor. Yani tamam, senin iraden, sen yapabilirsin. Bu çok güzel ama her yerde olduğu gibi toplumda her yerde bir kural var değil mi? Hepimiz dışarıda her yerde bir kural içinde yaşıyoruz. Bir limitin, kuralın olması lazım. Bu teknolojide de öyle. Yani çocuğun bir dur noktasını biliyor olmasında fayda var. Yani öyle bir dünya hiçbirimiz için yok. Sınırsız, her şey istediğin gibi olsun. Hepimiz isteriz ama çalışmayalım, hiçbir şey yapmayalım, sorumluluk telefonda uzun süre. Yani değil mi? Rahat ister yani. Ama her yer şeyde olduğu gibi onda da bir limitin olması gerekiyor. Yaşı ilerledikçe o öz denetim kendi eline alacak. Şimdi ergenlik dönemine gelen bir çocuğa öyle bir kural koyamayız. Tabii. Koysak yani, da dinler mi acaba? Dinlemez. Daha da asileşir. Daha da hırçınlaşır. Hı-hı. Süreyi daha da uzatabilir. Ama biraz daha küçük yaşlarda o denetimi bir tık daha kontrolü elimizde olabiliyor. Peki yine sevgili canım arkadaşım Demet'in kızından yola çıkarak, hı-hı, soracağım. Şimdi Demet Akalın şey diyor, like almayınca ağlıyor diyor Hira. Bu da normal mi? Şimdi o yaştaki bir çocuğun like'a göre ağlaması, ben beğenilmiyorum, beğeniyorum, beğeniliyorum veya diye sevinmesi... Yani özgüvenini etkiler mi? Çok çocuğun ciddi. Psikolojisini etkiler orada mi? Orada aslında çok ciddi bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Yani like demek dopamin demek. Like aldıkça mutlu oluyoruz, mutlu hissediyoruz. Evet. Fotoğrafta da öyle değil mi? Yani ne kadar like alırsak o kadar yeterli ve özgüvenli hissediyoruz. Eğer beğenilmiyorsa, çok yorum yapılmıyorsa ne yapıyoruz? Yetersiz ve kötü hissediyoruz, değersiz hissediyoruz. Şimdi o yaş grubu bir çocuk için bu çok daha tehlikeli. Evet. Yani o sanalla real arasındaki çizgiyi çizememiş demek. Çok orası odaklı. Yani sanal alemde oldukça fazla zaman geçiriyor. Ben zaten ara ara bakıyorum storylerine. Çok fazla zaman geçirdiğini söyleyebiliriz. Biraz belki dikkat edilmesi lazım. Çocuğun oldukça psikolojisini olumsuz etkileyecektir. İleride ne gibi etkiler çocukları? Yani ne etkiler? Oraya göre beğeniyi, her şey. Şimdi fiziksel olarak bir kaygısı yok. Sadece like attınız farkındalığında. Hı. Ama ileriki dönemde çok daha ciddiye almaya başlayacak. Davranışlarını, fiziksel özelliklerini oraya göre şekillendirecek. Bu sefer ne oluyor? Herkes kişiliğini ve karakterini bastırmış olmuyor mu? Doğru. Yani ne oluyor? Başkası olmuyor, kendi de olmuyor. Doğru. Ortaya karışık bir şey çıkıyor. Ama ne? Hani şarkıda da var ya, başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin ama sosyal medyada... Karakterini etkiliyor resmen, evet, çocuğun. Evet, bambaşka biri çıkıyor. Herkesin, baktığınızda öyle değil mi? Herkes birbirinin aynısı. Gerek fiziksel, tabii, gerek davranışsal. Yani güzel şeyle, Photoshop'la da herkes gerçekten aynı oluyor. Estetik ve Photoshop'la. Evet, evet. Sadece Photoshop, estetik. Ya yani hep baktığınızda bir türev şeklinde artık, evet, hani davranışları geçtim. Fiziksel olarak da herkes birbirinin aynısı. Nasıl olacak? Kim nasıl bir fark atacak ya da ortaya çıkacak? Mümkün değil. Peki şimdi Instagram'da yeni bir açıklama yaptı son, hı-hı, dönemde. Hı-hı. Çocuklar için Instagram açacağız diye. Bu sefer eyvah yani. Hani iyi de. Hem denetimimizden çıkacaklar, hem kendi sayfaları olacak. Sadece o çocuklar bilemezsin ki bir de yani. Belki çok özür dilerim, sapığın teki bir, tabii, hesap açtı, çocukların Instagram'ına girdi. Bilemeyiz yani. Bunlar peki bu kadar açılma nasıl engelleyeceğiz gerçekten? Sadece çocuklarla ilgilenerek ve sosyal medyadan ilgi sayesinde uzak tutarak hobiler belki edinerek.
dittirerek değil mi? Tabii tabii. Yani hobisi olan çocuklar burasıyla daha az zaman geçiyor. Onu da doğru dengelemek lazım. Yani çocuğun neyi istediğine göre yönlendirmek lazım. Bazen aileler bunun da bir sınırı kaçabiliyor. Yani her kursa veriyor. Ama çocuk için artık bu da sıkılma noktasına ulaşıyor. Yani bir çocuk hem piyano çalıp hem gitar çalıp hem iyi bir spor dalında uzmanlaşmış olamaz yani. Seren Seren gel. Seren de her şeyi. Her şeyi. O gerçekten ama hepsine gitti yani. Ya başarılıysam okey. Evet. Yani demek ki farklı yönleri var yani. Ama her çocukta aynı olmuyor. O yüzden yeteneğine göre yönlendirmek lazım. Bol bol iyi vakit geçirecekler. Hobi alanı edinecek ama çocuğun sevdiği, annenin ve babanın istediği değil. Çocuğun neyi tercih ettiği çok önemli. Peki ben şimdi kendimden yola çıkarak bana bir sürü mesaj atan anneler adına da soracağım. Yalnız başına çocuk büyüten, gerçekten hani baba desteği almayan, hiçbir anlamda destek almayan yalnız annelerin çocuklarıyla biz yetebilir miyiz çocuklarımıza? Ben mesela elimden geldiğince Eymen'in her şeyine karşılık vermeye, ilgi olarak da yanında olmaya çalışıyorum. Birçok anne de eminim öyle. Baba olmayan bir evde çocuklara biz kendi başımıza yetebilir miyiz? Ne kadar yetebiliriz veya? Yani şöyle, sağlıklı duygusal gelişim iki ebeveyne de eşit yakınlık. Ama çocuklar şöyle, hem anne hem baba olan anneler için söylüyorum, o çabayı çok iyi görüyor. Şu anda da fark ediyordur. Yani mesela sizin için baktığımızda o çabayı ve şeyi, zamanı mutlaka fark ediyordur. İnşallah. Hatta bazen de vicdanen büyüdükçe de rahatsızlık da hissedecek. Yani o çabayı ve emeği gördükçe. Ama tabii ki sağlıklı duygusal gelişim iki ebeveynin de eşit yakınlık. Yani bu ayrılık sonrasındaki süreçte mutlaka o babanın eksikliğini siz tamamlayamazsınız. Ne kadar tamamlasanız da bir şekilde orada bir eksiklik, bir azlık muhakkak ki olacaktır. Bana şey, TRT'de yayın yaparken bir yine uzman psikolog bir şey demişti. Onu soracağım size. Mutlaka doğrudur tabii ki ama siz de aynı fikirde misiniz? Annesizlik sendromu diye bir hastalık, rahatsızlık var ama babasızlık sendromu diye bir şey yok çocuklarda dedi. Yani Allah korusun, annenin yokluğunu tabii çok fazla hisseder ve derinden yaralar ilerisi için. Ama babasızlıkta öyle bir durum yok dedi. Beni rahatlatmak için dedi acaba diye. Tabii ki anneyle kurulan bağ çok farklı. Yani ta anne karnından başlıyor. İlk doğduğunuzda ne tentene temas diyoruz. Bu babayla kurulmuyor tabii ki. Anneyle kuruluyor. Annenin eksikliği, mahrumiyeti tabii ki onun üzerinde çok daha ciddi etkiler yaratabiliyor. Ama tabii ki babadan da modelleyeceği, alacağı çok fazla şey var. Yani bu kız çocuğu ve erkek çocuğu için babadan güven alıyoruz. Yani babanın eksikliğinde o güvensizliği bir tık daha hissedebiliyoruz. Peki anne babanın bir arada olmadığı bir yuvada daha mı çok acaba, tekrar sosyal medyaya döneceğim, sosyal medyaya düşer çocuk? Yani şöyle, bu da yine kişiden kişiye değişebiliyor. Yani annenin ya da babanın biri yoksa işte evdeki geçirdiği zaman verdiği ilgiyle de alakalı olan bir şey. Ama bazen şu olabiliyor, anne ve baba ayrılınca çocuğu biraz daha duygusal anlamda ödüllendirmeye gidiyor. Daha esnek davranabiliyor. Yani çünkü orada bir çocuğun düşündüğümüz bir yarası var. Daha fazla kanatmamak için bazen ödüllendirebiliyoruz. Duygusal o mahrumiyeti artmaması için böyle küçük daha esneklikler olabiliyor. Ama yani şimdi düşünüyorum da pandemiden dolayı da Ceylan, şimdi yüz yüze eğitim aslında bize ne yararı oldu dersem, bana göre hiçbir yararı olmadı. Evet. Bir de eksisi oldu. Çocuklar geriye düştü gibi geliyor eğitim bakımından. Daha fazla bilgisayara düştüler. Tabii. Şimdi ders görüyor. Dersten sonra ders arasında yine iPad'de. Evet. Evet. Bu çok güncel bir problem. Ne bana yapacağız? Da getiriyorlar. Diyorlar ki yani ne yapacağız? Derste bakıyor. Bu hani 10 çocuktan 8'i 9'u aynı şekilde. Evet. Şimdi önceden diyorduk ki işte teknolojiyle, telefonla çok ilintili ama çocuk diyor ki şu an derste. Tabii. Buradan. Yani bir ders arasında da gene devam ediyor. Devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi orada eğitim faydalı mı değil mi çok tartışılır. Evet, çok değil ama en azından okuldan çocuk uzaklaşmıyor. Yani korkmuyor. Sabah kalktığında bir sorumluluğum var, bunu biliyor. En azından bu açıdan iyi. Bu yani açıdan okulla ilişiği diyorsun. Devam ediyor ama faydalı mı değil mi çok tartışılır. O aralarda yine iPad'den uzak tutmak için, bilgisayardan uzak tutmak için ne yapacağız çocuklarımıza? Yani arada ne yapacağız? İşte evde belki kutu oyunları olabilir. Daha böyle evde etkileşim, iletişim şeklinde olabilecek oyunlara döneceğiz. Ya da çocuğa evde serbest hareket alanı bırakacağız. Çok hareketsiz de kaldılar bu dönemde çocuklar. Çok. Yani bazı korumacı davranan ebeveynler hiç parka, bahçeye, yani hiçbir yere çıkartmadılar. Doğru. Biraz daha evde var. Evet evet var yani. Hareket alanı oluşturmak lazım. Özellikle gelişimi devam ediyorsa. Yani çocuğun gelişim evresi devam ediyorsa biraz daha onun kaslarını geliştirmesi için biraz ona hareket alanı sağlamak lazım.
Peki bu dönemde hayvan almak, bir işte evcil hayvan beslemesi şey yapar mı? Çocukları rahatlatır mı? Tabii tabii, sorumluluk olacak. Eve farklı bir canlının gelmesi onun için sorumluluk oluşturacak. Sevgi, duygusal bir paylaşım da olacak. Muhakkak ki faydalı olur. Tabii ki hayvan sevgisinden alacağımız çok fazla şey var. O zaman çok teşekkür. Benim şu an için ama sosyal medyayla alakalı şu an için Ceylan'ın sorularım bitti. Ama ilerleyen bölümlerde, gerçi sizin de YouTube kanalınız var ama evet. Yine konuk edersek sizi çok mutlu oluruz. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok İnşallah bol bol takipçiler diliyorum. İnşallah, YouTube biraz daha farklı. Çok zor ya yani. Abone olmak inanılmaz zor. Değil mi? Yani. Orası çok farklı. İnşallah çok bol bol size takipçiler temenni ediyorum. Size de. Ben hemen abone oluyorum size zaten. Siz de bana, ona göre. Evet, siz de lütfen, hala abone olmayanlar varsa bekliyoruz diyoruz. Ve bugünkü programımızın sonuna geldik. Yine sosyal medyada çocuklarımızla ilgili sorularınız varsa uzman psikologumuz Ceylan Hanım'a Instagram'da da ulaşabilirsiniz. YouTube kanalı da var kendisinin, ama bir daha bize konuk olacak, yine bana da yazabilirsiniz. Alttaki yorumlara da bakacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.